Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Dilara. Bugün konumuz saçlar ve ilk olarak kendi saçlarımdan başlamak istiyorum. Çünkü gördüğünüz gibi kestim. Hepsi aynı boyda ve eşit uzasın istediğim için saçlarımı kestim. Ve artık daha dolgun gözüküyor bence. Yani aslında uzatmak istiyorum ama bir yandan da hani uzarken kötü görünsün istemiyorum. Sağlıklı dursun istiyorum ve yakın zamanda saçımın rengini tekrar değiştireceğim için böyle aslında 2 aydan fazla saçıma sadece bakım yapıyorum. Başka hiçbir şey yapmıyorum. Bakın bayağı da dibim çıktı. Neyse, yaklaşık 2 aydır karantinadayız burada Almanya'da ve ben bu süreci olabildiğince yararlı, kendi adıma faydalı geçirmeye çalışıyorum. Geçen karantinada yani ilk Mart 2020 karantinasını Türkiye'de geçirmiştim. Türkiye'de geçirdiğimde de yine bu kafadaydım. O zamanlar daha kişisel gelişim alanına yönelmiştim. Ama bu Almanya'daki karantina beni hobime daha fazla yöneltti. Beni biliyorsunuz, ben saç boyamaktan keyif alan bir insanım ve çok severek yapıyorum. Ve neden bu alanda uzmanlaşmıyorum diye düşündüm. Çünkü severek yaptığım bir şey. Dolayısıyla bu alana yoğunlaştım diyebilirim. Bir renklendirme uzmanından ders aldım ve saç boyama konusunda şu anda kendimi bayağı fit hissediyorum. Yakın zamanda malzemelerim de gelecek. Malzemelerden kastım işte gerçek saç sipariş edeceğim. Boyalarım geldi. Gerçek saça ihtiyacım var. O da gelecek. Yani kuaför değilim. Bunu yine söylüyorum ama renkler, saç boyama benim hep ilgi alanımda ve bu alanda da işimden ziyade hobi olarak bunu profesyonel bir hobiye dönüştürmek istiyorum. Özetle bu. Ve bu 2 aydır aldığım bütün bu eğitimler sonrası neden sizlere de bir şeyler vermiyorum diye düşündüm. Ve dedim ki, bana çok fazla tahmin edebiliyorsunuzdur ya da belki şu an izliyorsan sen bile bana saç boyama ile alakalı soru sormuşsundur. Sormadıysan da varsa aklında bir soru lütfen sor. Ve ben bu soruları çok fazla aldığım için neden bunu bir videoda toplamıyorum diye düşündüm. Çünkü Instagram'ı olmayan var, soru sormaktan çekinen var. Her ne kadar çekinmeyin desem de takipçilerimden bana saçlarını göndermesini istedim. Ve ben de sizin saçlarınızı yorumlayacağım ve istediğiniz hayalinizdeki saç rengine nasıl kavuşabileceğinizi size tarif etmeye çalışacağım. Ben katılımın bu kadar fazla olabileceğini düşünmemiştim. Çünkü videoda gözükmek istemezsiniz diye düşündüm. Her ne kadar sadece saçınız gözükse bile. Ama gerçekten katılımınız için her birinize çok teşekkür ederim. Ben 7 tane saçı seçtim. Bu en fazla karşımıza çıkan, en fazla kişinin sahip olduğu saçlar zaten. Ve sizlere bir yandan saçları anlatacağım. Bir yandan istenilen rengi göreceksiniz ya da fotoğrafı yoksa onu anlatacağım. Ve nasıl elde edebileceğini konuşacağız. Şu tarafımda sizlere fotoğrafı yansıtacağım. Şimdi ben de buradan açıyorum. Bir yandan da çalıştım ve her saçı böyle not aldım. Notlarımdan da okuyacağım. Şimdi bu saç daha önce işlem görmüş bir saç, bariz bu. Ve artık saçlar çok incelmiş. Çok kuru ve cansız duruyor. Saçını 6 numaraya boyamış ama saç yeşermiş. Şimdi normalde 6'ya boyasanız eğer içerisinde küllülük yoksa ana bir renktir. Dolayısıyla küllüleşme ihtimali çok yüksek değil. Ama küllüleştiyse, ki burada öyle olmuş, daha doğrusu yeşerdiyse, bunun sebebi saçın fazla pigmenti kusması aslında. Yani saç aslında çok yorgun ve ona yüklediğiniz o renk pigmentasyonları artık kusma durumuna geliyor ve yeşil dediğimiz, yeşil gibi de değil aslında, böyle tuhaf bir renge dönüşüyor. Yıkadıkça geçiyor bu tabii ki ama öyle bir kusma meydana gelmiş. İstediğiniz saç ise, hemen onu da gösteriyorum. Şu saçı istiyorum. Bu saç daha doğal yansımalar bulunan, daha doğal bir saç rengi.
Birçok kişi bu saç rengine anadan doğma sahipler. Onlar çok şanslılar. Ama herkesin elde etmek istediği bir renk bu. Yani gidip marketten tek bir boya alıp bu rengi elde etmeniz biraz zor. Zaten böyle kolay elde edebilen bir renk olsaydı herkes bunu başarırdı. O yüzden sizin biraz daha komplike bir yöntem seçmeniz gerekiyor. Bu da boyaları karıştırmak. Birkaç boyayı. Bunun için istediğiniz markayı tercih edebilirsiniz ama ben en çok Vella'nın Coleston'unu seviyorum. Bildiğimiz Coleston değil. Şöyle şuraya bir fotoğraf koyacağım. Bundan bahsediyorum. Calatouch ya da Vella Coleston. Bunlar profesyonel boyalar. Bunu alırsanız yanına bir de oksidasyon kremini almanız gerekiyor. Burada ben ana renk seçmenizi tavsiye ederim. Yani bu saç için mesela 8 alırdım. 8 ana rengimiz ve bunu da yansımalı bir renkle karıştırmamız gerekiyor. Bu da viyole. Viyoleye ihtiyacımız var. Viyole bize hem istediğimiz küllülüğü verecek hem de saçlardaki renk eşitsizliğini nötrleyecek. Dolayısıyla 8V yani 8 viyole. Sonunda V varsa violedir arkadaşlar. O yüzden ana rengi viyole ile karıştırmamız gerekiyor. Bu boyaları saçınıza uygularken lütfen 10 volümün üstünde oksidasyon almayın. Çünkü 10 volümden fazla kullanırsanız saçınızın yansımalarını kapatmaz. Saçınızı çok yorar. O yüzden 10 volümden yüksek oksidasyon kremi kullanmıyoruz. Bir sonraki saça geçelim. Bu şu an gördüğünüz renk benim aslında saç rengime çok yakın bir renk. Bu daha dore, yani bakır sarı olarak nitelendirebileceğimiz benim saç rengime çok yakın bir renk. Belki de aynı. Şu an fotoğraf biraz yanıltıyor da olabilir. Gölgeler falan var. İstenilen renk ise daha küllü, yeşil yansımalar bulunduran bir sarı. Bunun için yine bir karışıma ihtiyacımız var. Bu doreliğin kapatılıp daha yoğun küllü yansımalı bir renk olabilmesi için saçımızı güzel kapatabileceğimiz bir boya hazırlamamız gerekiyor. Yine 10 volümden yükseğe gitmiyoruz. Bir ana renge ihtiyacımız var. Yine 8 tercih ederim ben. 8 çünkü size ben çok koyu oldum hissini hissettirmeyecek. Öyle hissetmeyeceksiniz ama yine de çok açık bir sarı değil. 8 ana renk. Ekstra olarak bununla birlikte 8.1 yani hep çok sevdiğimiz küllü kumralı alacağız. Ve ben çok küllü olmasını istediğim zaman birçok videomda da bunu kullandım. Ekstradan kül karıştırıyorum. Satılıyor birçok markanın. Başı 0 ile başlar ve 0.11 mesela çok yoğun kül. Ve ben birazcık da o külden ekstra ilave ederim ki böyle bol küllü, istediği gibi böyle daha yeşil sarı bir renk olabilmesi için ve bu doreliği açmadan kapatabilmek için bunu tercih ederim. Ama yok ben bunu yapmak istemiyorum derseniz 8 ana rengimiz 8'e 8.1 ve benim çok sevdiğim mavi siyahımla nohut tanesi kadar ekleyip yine o şekilde de karıştırabilirsiniz ve çok küllü bir renk elde edersiniz ve dipten uca aynı renk olur. Sonra devam edelim. Evet bu saç gerçekten herkesin bence istediği bir renk. Çok zor. Ben bu rengi taşıdım ama gerçekten çok zor bir renk. Saçımız bu. Bu saçtan bu saç elde edilmek istiyor. Şimdi size bunu anlatacağım. Önce geri gelelim ana saçımıza. Gördüğünüz gibi saçımız uzun bir saç. Ama uçlardan tamamen incelmiş ve gerçekten buradan görüyorum çok çıtır çıtır duruyor. Yanlış görmüyorsam tepede kopmalar var. Ya da gölgeden öyle duruyor. Ama bu saça açıcı değerse bu saç yanar. Bu çok belli bu fotoğrafta. Ama ben yine de yapmak istiyorum diye bilirsiniz bazı çılgınlar öyle. Ben de onlardan biriydim.
Tavsiye ediyor muyum? Asla tavsiye etmiyorum ama bu saç açılırsa bile bayağı kesilmesi lazım. Güzel bir kesim yaptırdık bence. Sonra bu saçın en az 2 kere açılması lazım arkadaşlar. Tertemiz bir zemin, tertemiz beyaz bir sayfaya ihtiyacınız var. Sonrasında dibinizi uzatarak böyle daha dipli bir görüntü de elde edebilirsiniz. Ama dipten saçınızın komple açılması lazım. En az 2 defa tertemiz açılması lazım. Ve sonra en düşük volümle size bir boya tavsiye edeceğim. Bu böyle çok açık platin, böyle daha inci platin dediğimiz bir renk. Yine Vela'nın bir rengi. Boyanın adı da İnci ve Kül Sarı ve 1081. Bu boyayı kullanabilirsiniz ama dediğim gibi bu saç bu saçı kaldırmaz. Evet, bu saç bu saçı kaldırmaz. Üzgünüm. Çok yıpranmış duruyor. İlla da bu rengi istiyorsan dediğim gibi saçın yanar. Ama saçını kestirmen lazım. Çok üzgünüm ama kestirmen lazım. Sonrasında boyanabilir. Bakarsın ilkinde çok yanmadıysa ya da mutlaka açıcının içerisine Plex ürünler karıştır. Olaplex alabilirsin ya da Oilplex var. Liquid Keratin markasının. Yani piyasada çok fazla Plex ürünler var. Plex ürünler içerisinde protein ve yağ bulundurduğu için saçınızın etrafına koruyucu bir film gibi yerleşiyor ve evet açıcı zarar veriyor ama o zararı zararın derecesini biraz düşürüyor. Dolayısıyla yapacaksan mutlaka Plex ürünü saçını kestirmen lazım ve en az 2 defa açman lazım. Evet, sıradaki saça geçelim. Bu saç bence mükemmel bir saç. Yani hiç boyaya bile ihtiyacı yok. Çok güzel bir saç, çok güzel bir ton. Ama tabii ki insan biraz hareketlilik istiyor. Bunu anlıyorum. En iyi de ben anlarım sizi. Bu saça biraz hareketlilik katmak istiyorsun. İstenilen saç şu. Bu daha böyle gördüğünüz gibi altın, ışıltılı güneş sarısı bir renk diyebileceğimiz. Daha aslında evet tamamen sombre diyemem. Çünkü yukarıdan da paket atılmış ama yoğunluk uçlarda. Bunun için saça paket atılması gerekiyor. Bunu da tek başına yapabilmesin bilmiyorum. Biraz zor. Ama imkansız bir saç değil. Belki birinin yardımıyla yapabilirsin. Ya da en kolayı tabii ki kuaföre gitmek. Zeminin çok güzel bir renk. Dolayısıyla hiç üstüne boya yapmadan ben direkt paket atardım. Ve saçını da sonrasında böyle daha gold bir sarıya boyardım. Ve çok da güzel taşırdın diye düşünüyorum. Sana yakışırdı. Şu an bakıyorum sana da hemen laptopumda, büyük ekranda. Yakışırdı ama bana soracak olursan kişisel fikrimi. Ben sana güneş yani daha gold sarılardan ziyade yani daha sıcak sarıdan ziyade soğuk sarı yakıştırırdım. Şahsen. Bilmiyorum. Fotoğrafına bakınca öyle hissettim. Sana soğuk daha çok yakışır. Sen bunu bir düşün. Sıradaki saç lütfen nazar etmeyin. Çok gür ve çok güzel, çok sağlıklı bir saç değil mi? Boyalı olmasına rağmen. Bayıldım kızım, bayıldım. Çok güzel bir saçım var. Renginden mutsuzsun anlayabiliyorum. Dibin daha koyu. Güneşin en fazla değdiği yerler daha açık görünüyor ve uçlara doğru daha küllü olmaya meyilli bir saç. 3 tane renk görüyorum şu an kafanda. Temiz bir sayfa istiyor bu arkadaşımız da. Daha kahve, bakır, kızıldan açılmış bir renk. İstenilen saç da bu. Balyajlı bir doğal saç. Bunun için senin de tertemiz bir sayfaya ihtiyacın var. Bu demek değildir ki saçını bembeyaz açacaksın. Aksine saçını komple dipten uca kadar, uca 5 ile boyayacaksın. 5 numarayla boyayacaksın. Saçına güzel bir zemin olacak. Dibin çıktığında belli olmayacak. Muhteşem bir zemin hazırlıyorsun. Sonra saçına ince ince paketler, balyajlar atılması lazım. Paketlerden sonra
cila ve boyama yapman gerekir. Biraz zor bir işlem. Evde yapılması çok zor bu saçı. Dolayısıyla ben kuaföre çok para vermek istemiyorum diyorsan bence saçını evde 5'e boya. Sonrasında sadece balayaj için kuaföre git. Ben de bir zamanlar öyle yapmıştım. Saçımı 8.1'e boyamıştım. Küllü bir zeminim oluştu. Sonrasında kuaföre gidip sadece balayaj yaptırdım. Öyle bir şey yapabilirsin. Ve yoruldum. Ama son bir saça daha geçtik. Bu saç da bir önceki saçın hemen hemen aynısı. Saçımız bu. Gördüğünüz gibi bakır bir saç. Bakır ama sarı. Bir tutam saç görüyorum. Bir paket atılmış bu saça. Belki de sadece önden bir tutamım var. O şekilde olan. Bilmiyorum. Ama bakır ve çok kuru bir saç. Anladığım kadarıyla. Sen her şeyi bırak. Önce bir saçına bol nem içeren maskeler, bakımlar uygula ve saçını toparlamaya çalış. Saçını toparladıktan sonra ki ben bakın 65 gündür saçımı boyamıyorum. Saçıma hiçbir şey yapmıyorum. Sadece yıkıyorum ve bakım yapıyorum ve kestirdim. Ya bir kesim ister saçın. Güzel bir kestir, sonra güzelce bakımlarını yap bir süre. Sonra sen de saçını 5 numaraya boya. Çok güzel bir zemin elde et. Bir daha diple uğraşmak zorunda kalmazsın. Ve istenilen saç da bu. Bu şimdi çok yoğun paketli bir saç. Bu saç da yani evde yapılması mümkün değil. Mutlaka kuaföre git ve çok yoğun paket attırman lazım. Saçının böyle ön çerçevesine de face light yaptırman lazım. Bir sürü yani tüm kafanı pakete sokturman lazım. Sonra bu rengi elde edersin ve bu renk gerçekten kullanılması en kolay renklerden biri. Sadece sonrasında mor şampuana ihtiyacın olur. Sarıları soğuk tutmaya devam ettirebilmek için. Onun dışında dibin uzayınca belli olmayacak. İşte yılda belki de sadece 2 defa paket attırmaya gidersin dipten. O kadar yani gerçekten çok kullanımı kolay bir saç. Yapımı zor ama kullanımı çok kolay. Böyle. Evet, umarım sizlere bir faydam dokunabilmiştir. Eğer sevdiyseniz ben bu videonun ikinci partında çekelim derim. Ben çok keyif aldım ve size böyle faydamın gerçekten olabildiğini hissettiğim videoları çekmek ve onlar için uğraşmak. Yani bugün sabah oturup tek tek bütün saçlarınızın analizini yaptım. İşte tek tek işte not ettim. Şöyle yapabilir, böyle yapılabilir. Bayağı kafa yordum yani. Ve şu an size mutluluğumu tarif edemem. Eğer isterseniz dediğim gibi bu videonun ikinci partını çekeriz. Bana bunun için saçınızı göndermeniz ve istediğiniz saç rengini göndermeniz yeterli. Videoda görünmeye okey olmamız gerekiyor. Sadece saçınızı görünmesi yeterli. Yani yüzünüzü göstermek zorunda değilsiniz. Instagram adresimi buraya yazıyorum. Instagram'dan bana yollayabilirsiniz. Umarım bir sonraki videoda tekrar görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.